atacağız. Alimler diyorlar ki, bazı alimler içtihadi bir mesela diyorlar ki, bunu üçe ayırdığın zaman, üçe ayırdığın zaman, yani bir kısım, hani Allah Resulü diyor ya, kulu ve at'imu ve dehiru, yani yiyiniz, yediriniz ve evinde bırakınız. Diyorlar ki alimler, yani bir kısım, yani üçe böl, bir kısım evde bırakırsın, bir kısım da yani dağıtırsın, bir kısım da misafirlerine gene bırakırsın. Ama bu demek değil ki bu vaciptir. Hayır. İstersen hepsini dağıt. Ama hepsini dağıtırsan çocuklara zulmedersin. Yani farkın nıs, o farkın rıb'ı, o farkın sürüs. Yani şkat me farkıt, yani afdal. Ha dersin ki, valla ben bunun hepsini dağıtacağım. Çocuklarımı başka yerden 5-6 kilo alacağım. Bu nurun ala nur olur. Ama sen kalkıp da bütün koyunu dağıtıp da çocuklarına bir şey bırakmaman, bu nedir? Bu iyi değildir. Çünkü ve la tensu nasibakum min dunya. Allah tebareke ve teala buyuruyor. Dünyadan kısmetiniz, nasibinizi unutmayın. Peki kime vereceğiz bu etleri? Eskiden köyde bir adet var eskiden. Evvel fi adet bu dıyan. اللي جبنا لحمه ناخذ له لحمه ما بعرف هلا اذا في ما بعرف يعني هيك مين جاب لنا لحم اليوم والله فلان عمي فلان ام جاب بيز اد يترديس مطلقه بيز ده almamız gerekiyor niçin والله ما اخذنا bize getirmedi bu kötü bir adettir zaten adam kesmiştir neden biz bunu götürüyoruz bu eski bir adet inşallah bu adet burada yoktur ama gerçekten bu adet çok kötü bir adettir adam zaten kesmiştir yani ihtiyacı yok ki ama işte gösteriş ya ha şufuni vallahi cibtül lahmi işte bir ibadet ihlaslı olmadığı müddetçe vallahi Allah tebareke ve teala bu ibadeti kabul etmez. Vallahi kestim desinler için kestim. Allah bunu kabul etmiyor. Vallahi filan kişiye bir 5 kilo et götürelim de ne kadar getirdi desinler. Allah bunu kabul etmiyor. Allah rızası için vereceksin. Niyetin bu olacak. İsterse 1 kilo olsun, isterse yarım kilo olsun, isterse 5 kilo olsun. Niyetin Allah rızası için olduğu zaman korkma. Vallahi Allah tebareke ve teala senin bu ibadetini ahirette zayi etmeyecektir. Kema ahbarana sallallahu aleyhi ve sellem. Ve anil bera İbn Azib radıyallahu anh قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم براء بن عازب anlatıyor diyor